Selam dostlar, yeni bir rehber video ile karşınızdayım. Bu videoda IOTEX ağının ilk launchpad'i olan IOTEXpad'i inceliyor olacağız ve IOTEXpad'in detaylı şekilde nasıl kullanıldığını bu videoda öğreniyor olacağız. O yüzden hızlıca videoya geçelim. Şimdi dostlar, IOTEXpad'in diğer launchpad'lerden aslına bakarsanız çok da farkı yok. Aynı mantıkta çalışıyor ama burada bir detay var. IOTEXpad adından da anlaşıldığı gibi IOTEX ağı üzerine entegre edilmiş bir platform. Dolayısıyla bizler bu platformu kullanırken cüzdanımızın IOTEX ağında çalışması gerekmekte. Tarayıcıda bunu MetaMask'ta halledebiliyoruz. Mobil cihazlarda da IOPay diye official bir wallet'ları var. O wallet üzerinden de kolaylıkla kullanabiliyoruz. Videonun ilerleyen dakikalarında oraya da değinelim. Ama temel anlamda bu platformu kullanmak için bizim MetaMask'ımıza IOTEX ağını entegre etmemiz lazım. MetaMask'ımıza yeni bir ağ oluşturmak da oldukça kolay. Bununla alakalı detaylı bir videom var ama şöyle MetaMask'ın görüntüsüne bakacak olursak. Şimdi ben daha iyi anlaşılması için tam ekranda açtım MetaMask'ımı ve yeni bir ağ eklemek istediğimde buradaki Ethereum mainnet'i tıkladıktan sonra ağ ekle butonuna basmam yeterli ve burada IOTEX'in ağ bilgilerini girmem gerekiyor. Dediğim gibi biraz önceki kartta bunun detayları var ama nasıl gözüktüğüyle alakalı sorunuz varsa buradaki ağlar sekmesinden bakın IOTEX mainnet'e girdiğimde bu bilgileri girmeniz gerekiyor. Girdikten sonra kaydet butonuna bastığınızda artık sizin de MetaMask'ınızın IOTEX ağında çalıştığını göreceksiniz. Gördüğünüz gibi ben daha önceden eklediğim için kolaylıkla IOTEX ağına geçiş yapabiliyorum. Artık gördüğünüz gibi IOTEX ağını destekleyen bir cüzdana sahibiz ama yine de bazı detaylar var. Ondan da bu video içerisinde bahsediyor olacağım. Öncelikle bizim bu cüzdanı kullanabilmemiz için cüzdana bir miktar IOTEX göndermemiz gerekiyor. Çünkü tüm yapacağımız işlemlerin masrafları IOTEX'ten düşecek. Aynı Binance Smart Chain'de ya da Ethereum'da olduğu gibi ağın kendi token'ı burada işlem masrafları için kullanılmakta. Dolayısıyla cüzdanınıza bir miktar IOTEX göndermeniz gerekmekte. Ama IOTEX gönderirken bir detay var. Dediğim gibi MetaMask burada Layer 2 bir çözüm. Dolayısıyla IOTEX ağını katman 2 olarak destekliyor. Sizler Binance'dan ya da farklı platformlardan bu cüzdana para göndermek istediğinizde buradaki MetaMask cüzdanınıza para göndermemiz gerekiyor. Onun da detaylarını şuradan göstereyim. Bakın ben bu cüzdanın detaylarını görmek istediğimde hemen tarayıcıya giriş yapıyorum ve gördüğünüz gibi benim cüzdanımın adresi burada yer alıyor. Ben paramı Binance'dan bu cüzdana IOTEX ağında gönderemem. Çünkü bu cüzdanı desteklemez. IOTEX ağının cüzdanları IO ile başlamakta. Dolayısıyla bu cüzdan aslına bakarsanız buradaki IOTEX adresine entegre edilmiş bir cüzdan. Dolayısıyla ben cüzdanıma para gönderirken buradaki adrese para göndermem gerekiyor Binance'dan. Ama MetaMask'a para gönderirken yine bu adrese gönderebilirsiniz. Dolayısıyla burada bilmeniz gereken 0x ile başlayan cüzdan adresinizin IO ile başlayan cüzdan adresinize entegre edilmiş olduğunu bilmeniz son derece önemli. Tabii bu kısımları biliyorsunuzdur ama ben bilmeyenler için hızlıca üstünden geçeyim. Binance'a giriş yaptıktan sonra arkadaşlar piyasalar sekmesini tıklıyorsunuz ve açılan sekmede search kısmına IOTEX yazıyorsunuz ve bakın karşınıza IOTEX çıkıyor. Buraya tıkladıktan sonra USDT ya da farklı bir para birimi karşılığında ihtiyacınız kadar IOTEX satın alabiliyorsunuz ve bunu tekrar cüzdan kısmından çekme tarafına geliyorsunuz ve buraya IOTEX yazıyorsunuz ve gördüğünüz gibi biraz önceki sekmede IO ile başlayan cüzdan adresimizi buraya yapıştırıyoruz ve bakın otomatikman IOTEX ağı buraya geliyor. Dolayısıyla çekim masrafları gördüğünüz gibi oldukça düşük. Burada belli miktar IOTEX aldıktan sonra cüzdanınıza göndermeniz yeterli olacaktır. Ondan sonra IOTEX cüzdanınızı da aktif şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi hızlıca platforma geri dönüş yapalım. Artık cüzdanımıza IOTEX gönderdikten sonra ve cüzdanımızı bağladıktan sonra bu platformu kullanmaya hazırız. Tek yapmamız gereken artık stake etmek için TEX token almak. Çünkü biliyorsunuz stake ederek bizler tier sahibi olabiliyoruz. Bunun da iki yolu var. PancakeSwap ve Mimo. PancakeSwap'tan almanızı önermem çünkü Binance Smart Chain ağında çalışıyor ve bu platform Binance Smart Chain ağını henüz desteklemiyor. Dolayısıyla bizlerin IOTEX ağında çalışan Mimo üzerinden satın almamız gerekiyor. Burada da bir tüyo vereyim arkadaşlar. Bence satın alma işleminizi BUSD ya da USDT ile yapmayın. Direkt IOTEX'te yapın çünkü Mimo üzerine giriş yaptığınızda bakın TEX token karşılığı size otomatikman USD Tether'ı çıkaracak ama sizlerin IOTEX ağında Tether bulmanız oldukça zor. Dolayısıyla bunu IOTEX'e çevirirsiniz. Çok daha kolay bir şekilde TEX token satın alabilirsiniz. Şu anda benim elimde 88 adet IOTEX var. Dolayısıyla cüzdanınıza IOTEX gönderirken de hangi seviyede tier sahibi olacağınızı da hesaplamanız gerekiyor. Örneğin tier 2 olmak istiyorsanız yani silver olmak istiyorsanız en az 2000 TEX token'a ihtiyacınız var. Dolayısıyla 2000 TEX token yaklaşık 3500 IOTEX ediyor. Dolayısıyla cüzdanınıza 3500 IOTEX gönderirseniz kolaylıkla istediğiniz seviyeye ulaşabileceğinizi göreceksiniz. Ben daha önceden IOTEXpad'in ön satışına katıldığım için gördüğünüz gibi halihazırda elimde token var. İkinci kez bir alış işlemi yapmayacağım. Ama temel mantık bu. Cüzdanınıza IOTEX gönderip TEX token satın alabiliyorsunuz. Satın alma işleminden sonra platformu kullanabiliyorsunuz. Biz tekrar platforma geri dönüş yapalım. Bakın staking işlemleri de oldukça kolay ama ben temelde şundan da bahsetmek istiyorum. Şu anda all project dediğimde halihazırda platformun çok yeni olmasına rağmen kendi token'da kalacak olursak toplamda 4 tane IDO'yu getirdiğini görüyoruz ki yakın tarihte bir IDO'sunun daha olduğunu buradan görebiliyoruz. Dolayısıyla aslına bakarsanız oldukça iyi. Benim anladığım kadarıyla burada IOTEX ağında stake yapsanız bile bakın Binance Smart Chain ağında dağıtımları alabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu da oldukça iyi. Yani bu proje Binance Smart Chain ağında çıkacaksa sizin herhangi bir köprüyle bu token'ı Binance Smart Chain ağına taşımanız gerekmeyecek. Direkt Binance Smart Chain ağında token'larınıza sahip olacaksınız. Aynı cüzdan adresiyle. Dolayısıyla MetaMask kullanmak önemli. Diğer bir yandan staking kısmına gelelim ama staking kısmından önce şu tier sistemlerinden kabaca bahsedeyim size. Aslına bakarsanız Medium makalelerinde bundan detaylı şekilde bahsetmişler. Toplamda 6 tane tier seviyesi var ve bunlar Bronze, Silver, Gold diye gidiyor arkadaşlar. Maksimumda VIP olabiliyorsunuz. Ben bu videoda sizinle beraber tier 2 sahibi olacağım. Havuz ağırlığında toplamda %5 olacak. Dolayısıyla nasıl staking edildiğini de detaylı şekilde size gösteriyor olacağım. Tabi diğer platformlarda olduğu gibi stake ettiğimizde bir stake geliri de elde ediyoruz arkadaşlar ve bu 14 günlükte yıllık %7 iken 30 günlükte 20, 60 günlükte 50 ve 90 günlükte %100'lük bir kazanç söz konusu. Ama bu yıllık bir kazanç olduğu için ben 90 günlük Silver 2 olduğumda 90 günün sonundaki 2000 adet stake token'ımın 2500 token olarak bana geri teslim edildiğini göreceğim. Dolayısıyla mantıklı bu şekilde çalışıyor. Hadi şimdi tier 2 sahibi olalım. Approve butonuna basıyorum ve MetaMask'ım açılıyor gördüğünüz gibi. Onay veriyorum. Onay verdikten sonra ne kadar token stake edeceksem buraya yazmam gerekiyor. Onaylanma işlemi bitmesini bekliyorum. Ve gördüğünüz gibi bitti. Ardından 2000 adet token'ı stake ediyorum. Neden tamamını stake etmiyorsun diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Gold seviyesi 5000 adet token'da olduğundan dolayı Silver seviyesi için 2000 adet token yeterli. Fazlasını stake etmenin de pek bir anlamı yok. Dolayısıyla ben 2000 adet token'ı 90 günlüğüne stake ediyorum ve Silver 2 seviyesinde platforma giriş yapıyorum. Bakın MetaMask'ım açıldı. Çok düşük bir işlem ücreti var. Onu onaylıyorum ve stake işlemini gerçekleştiriyorum. Ve gördüğünüz gibi stake işlemini gerçekleştirmez Silver 2'nin yanına tick geldi. Tabi burada bazı detaylar var arkadaşlar. Eğer siz burada vaat ettiğiniz süreden önce token'ınızı çekmek isterseniz %10'luk bir kaybınız olacağını da hatırlatayım. Dolayısıyla benzeri platformlar çok daha ağır şartlar koyuyor. Bu platformda sadece %10'luk bir zararla platformdan çıkış yapabiliyorsunuz. Benim temennim iyice hesaplayıp ona göre bir stake mekanizması seçmeniz. Ben açıkçası 90 gün boyunca stake etmeye uygun gördüm ve 90 günlük stake ettim ama siz kendi kararınızı yine kendiniz alın. Akabinde bir detaydan daha bahsedeyim arkadaşlar. Katıldığınız projelerin token'larını nasıl alacağınızdan bahsedeyim. Oldukça kolay. Account kısmına geldiğinizde isminizin hemen altında eğer bir claim hakkınız varsa onu buradan talep edebiliyorsunuz. Ayrıca KYC'yi de onaylamanız gerekiyor arkadaşlar. Ben daha önce yapmıştım. Oldukça kolay adımlar. Benim şu anda kabul edildi yazıyor ama sizler halihazırda bunu yapmadıysanız buradaki KYC butonuna basarak kimlik doğrulama adımlarını da kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu adımları tamamladıktan sonra artık buradaki tüm gelecek projelere katılmaya hazırsınız. Tek yapmanız gereken buradaki zamanı takip etmek ve vakti geldiğinde bu projeye giriş yapmak. Buradaki projelere USDT ile giriş yapıyorsunuz. Dolayısıyla Mimo üzerinden IOTEX'lerinizi ihtiyacınız kadar USDT'ye çevirebilirsiniz. Akabinde buradaki projelere giriş yapabilirsiniz. Son olarak şu detaydan da bahsedeyim arkadaşlar. IOTEX ağının official bir wallet'ı var. Yani resmi bir cüzdanı var. Bu cüzdanın adı da IOPay. Bunu ister mobil cihazlarınıza isterseniz de bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Birçok işletim sistemini destekliyor. Bu son derece önemli çünkü MetaMask bir Layer 2 çözümü arkadaşlar. Bizler buraya IOTEX ağında para gönderebiliyoruz. Bunu gösterdim size. Ama para çekme aşamaları o kadar kolay değil. Çünkü MetaMask para gönderirken 0x'te başlayan bir cüzdan adresi istiyor. Ama IOTEX ağı bildiğiniz gibi IO ile başlayan cüzdan adresleri istediği için problem yaşayabilirsiniz. Lakin bu uygulamayı mobil cihazınıza ya da bilgisayarlarınıza indirirseniz kolay bir şekilde para transferi yaptığınızı da görebilirsiniz. Çok ihtiyacınız olur mu bilmiyorum. Çünkü platforma yakın tarihte bir Binance Smart Chain köprüsü eklenecek. Bir bridge eklenecek. Ama yakın tarihte ihtiyacınız olabilir. Onu da bir dipnot olarak sizlerle paylaşayım istedim. Dolayısıyla resmi bir cüzdan faydalı olabilir. Ben açıkçası kullanıyorum. Kullanıp kullanmamak da tamamen sizin tercihinize kalmış ama dipnot olarak vermek istedim. Şimdi hiç bilmeyen bir adam için oldukça karmaşık gibi durursa da ne kadar basit olduğunu gördünüz arkadaşlar. Tek yaptığımız neydi? MetaMask'ımıza IOTEX ağını kurduk. IO ile başlayan cüzdan adresimizi aldık. Binance'tan satın aldığımız IOTEX tokenları IO ile başlayan cüzdan adresimize IOTEX ağında gönderdik. Akabinde Mimo üzerinde IOTEX tokenlarımızı TEX token'a çevirdik ve onları stake ettik. Tabi bunu yaparken KYC adımını atlamamızı da şiddetle öneriyorum. Akabinde platforma gelecek tüm IDO'lara da katılabiliyorsunuz. Şu kısacık döneme 4 tane proje sıkıştıran ekipten ben daha fazlasını bekliyorum önümüzdeki boğa serüveninde. Dolayısıyla ortalık şenlenmeden de bunu sizinle paylaşmak istedim. Eğer bu video size için faydalı olduysa bana ve ISK'me destek olmak için bu kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz veya arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Aklınıza takılan tüm soruları da yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Mümkün mertebe tüm yorumları okuyor ve cevaplamaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.